Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizlerin de tabii ki de neler vardır değil mi şimdi? Herkesin bir derdi var ki durur içerisinde. O yüzden Yüreğinizdekine odaklanın. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi de sizinle paylaşıyor olacağım. Bakalım neler söyler burası bize. Güzel gözyaşınız varmış onu söylemiş. Bakar mısınız yüzünüz var iki kere. İki, iki güneş gibi çıkmış. Ters duran insanlar var. Ee, şöyle ki düşünebilirsiniz yani ee, belki de bugün hayatınızdaki kişi durum neyse ee, ben burada güneşinizin doğduğu ya da alyansınızı etkilediği şeklinde yorumlayacağım. Siz kendi hayatınızda ne varsa onunla ilgili olarak değerlendirin orayı. Şimdi e, iki kişi önünüze daha doğrusu bir engel koymuşlar. E, siz bu engeli aşmak e, zorundasınız çünkü iki kişi sonunda sizin payınıza düşenle de mutlu olabilirsiniz diye. Yani aslında diyor ki, senin hayatında diyor bir görev var şu an diyor. Sen o görevi tamamladığında ve yaptığın takdirde, senin yanındaki kişi, işte senin eşin, senin patronun, sen annen, ablan, abin neyse yani çocuk, çoluk neyse, olduğunu, bunları bu ikilisin yani sen ve onun çok sevineceğini. Ama bunun için top sende diyor yani. O yüzden arkadaşlar burada top sizde. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Hmm. Hmm. Bir E harfi var bir kulenin yanında duruyor bu E harfi. Sanki böyle bir yatır bir e, bir şeyin dileğinde. Yani sanki bu, bu kişi sizin için mi? Dua halinde. Siz mi o kişi du için dua halindesiniz? Hiç dünyanız oldukça karışık diyebilirim ama günün sonunda bak sen onu atmışsın. O, sen, o da sana atmış gibi duruyor. Birbirinize yanaşmaya yaklaşmaya. Yeltenmeye çalışıyorsunuz ama aile içerisindeki iki kişi buradan, iki kişi buradan. Yani siz ben bu insanla evleneceğim dedikçe sanki sizin aile bireyleriniz de orada gerçekten sizi ya sıkıntıya düşürür, ya tartışma çıkartır, ya ee, ne diyelim ona bir şekilde şey hali var yani uğraş var ve ters duruyor bu insanlar. Yani. O yüzden tek de değilsiniz. Sizin sadece sizin tarafta da değil, sadece karşı tarafta da değil arkadaşlar. İki tarafta da ters davranan ve duran insanların var olduğunu görüyorum. O yüzden şunu söyleyebilirim ben. Hmm. Ailede de imza durumu var bu arada. Ailede imza varsa miras için imza vardır, bir de haksızlık vardır arkadaşlar. Hani bu imzayı net ailede görüyorum. Hani böyle dışarıda tayinmiş, terfiymiş, işte oymuş, buymuş, iş değişikliği falan değil. Direkt aile bireyleri arasında da geçen. Kendinizce beni babam diğer arkadaş kardeşlerimden ayırdı mı dersiniz? Annem işte oğlunu daha çok seviyor mu dersiniz? Bir şey de denilir ama yani onu söyleyebilirim. Bu arada demek ki kafayı onu takmışsınız. Şimdi bakın burada imzalı süreçleriniz var ama daha bir ay var. Sadece Eylül'ün sonunda diyemiyorum üstelik. Yani sizin bu ara üst üste sürekli haksızlığa uğradığınız bir döngüden mi geçiyorsunuz bilemedim. E, sadece şunu söylemek isterim. Hayatınızın gerçek manada e, karışık da olduğunu bildiğiniz bir döngü aslında bu. O yüzden de şey hali var mesela hmm. diyor ki burası bana sen Zaten bunun bilincindesin. Ee, güçlüsün, güçlü durmaya çalışıyorsun ama yarasan çok büyük. Kan emici, ruh emici. Yani seni birilerinin aile bireylerinin düşünsenize ya derdim var mı diye soran yok da bana oradan bir bozukluk para atsana bakalım, borç atsana bakalım, gelsene bakalım. Kardeşim ben senin mıyım yahu. Benim sesim çıkmıyor diye benim derdimin olmadığı yanılgısına nasıl kapılabiliyorsun sen yahu? diye isyanınız varmış gibi arkadaşlar. Özellikle Eylül'ün sonuna kadar bir konuda ben diyorum ya sizin aile bireylerinizle ilgili de bir sıkıntınızın olduğunu gösteriyor bu açılım. Diyeceksiniz ki ya benim herkes her şey yolunda yani acaba ne ki ne alaka ki hani sizin eşinizin ailesiyledir bir şekilde aileyle alakalı geniş kitle midir bilemedim ki bence sizin o kadar da çok geniş bir kitleniz değil yani yapaylık mı var ki siz böyle dert de der, der, dersiniz? Hani bir yapaylık var, bir haksızlık var yani burada. Ya ben aldığım enerjiyi ise dile getiriyorum. Burada yorumlar sende. Hayır yok benim aile ve bireyleriyle alakalı sorunum. İç dünyana attığın yapaylık o zaman senin. Çünkü için yani hanen, özelin, özbenliğin olarak çıkmış burada. Ee, onun dışında imza atacağın dediğin konularla alakalı Yarasalar tabii ki de etrafınızda ama <laughs> sizden de hiç beklemezlermiş ha. Çünkü şeye bekliyorlar yani ama o zaten şimdi kabul eder. O zaten şimdi susar, yutar. Anlatabildim mi? Sizin ee, resmen şeyi bekliyorlar yani. Hani hmm, ne diyelim onu biliyor musunuz? gerçekten o kadar tetikteler ki. Hani böyle uçakla piste inince indik diye haber veriyorlar ya. Halbuki daha uçağın içindeler ve uçak piste doğru gidiyor hani. Kendi kabinine doğru gidiyor hani. Öyle düşünün. Hani orada resmen indik demenizi bekliyorlarmışçasına üşüşmüş kişiler var. Oysa ki daha konuyu tam kapatamamışsınız ama etrafınız kalabalık. Yani bu da Ekim'in Ortasını bulur bu arada arkadaşlar çok da e, kendinizi kandırmayın söyleyeyim imza ile alakalı bir döngünüzün olduğunu ha şimdi bu bir tane imzadır onu bilemiyorum ama şunu söyleyebiliyorum mesela sizin hayatınızda imza attığınız konu neyse en çok yüreğinizde de yara yaptığınız konu neyse o aslında. O yüzden e, burada o konuşmaları ekart edebilirsiniz. Bıyıklı bir erkek görüyorum. Bu arada peş peşe aldığınızda hareketlendiğiniz bir iştir. Peş peşe gelecek mi, miras, para, mal, hak, imza, kazanım, neyse bunun adı. Çünkü zaten hak sizin, hukuk sizin yani. Hani burada ilahi adaletin önüne geçemeyecekleri bir döngü var yani. Kiminse kimin o alıyor çat diye diyor. Şimdi buradaki görseli gördünüz mü? Orada ne var biliyor musunuz? Sizin büyümeniz var. Sizin saygınlığınız var. Sizin kendinizden emin olmanız var. Ve karşınızdaki küçülmüş insan da sizin ya partneriniz ya sizin uğraştığınız kişi ya size kötülük yapan kişi. Hani sizdeki duruş bu. Kendimi sana kanıtladım bak duruşu. Anlatabildim mi? Kendimi sana ben e, kanıtlıyorum. Bak çok net diyor aslında burası bana. O yüzden şey diyebilirim. Hmm, merak etmeyin. Hiç benim burada size söyleyebileceğim şey şunu aşıyor oluşunuz. E aştığınız için de hani artık karşınızdaki insanın ne kadar küçük duruşunu görüyorsunuz. Siz burada saygınlığınızı da arttırırsınız. Paranızı da hak edişiniz var ya. Hani diyeceksiniz ki bu kötü ne güzel şeyler söylediniz. Ama bir size bakın. Bir de karşınıza duran cılıza bakar mısınız? Hani o yüzden şöyle bir gerçek var yani. Sizin buradaki niyetiniz Ekim maksimum sonu olur zaten bir tamam dediğiniz nokta. Oh be dediğiniz nokta. Bence burada e, sizin bir şeyleri yönetip de sadece evlilikte ya da ilişkide yönettiğiniz kalp var tam tepenizde de acaba eşinizi mi karşınıza aldınız dedim mi? yani eşinizle de o zaman evlilikte de istediğiniz şekilde yöneteceksinizdir. E, ya da karşınızdaki rakipsi de onu küçültmüşsünüzdür şeklinde görünüyor şimdi s harfi vardı mesela orada bir kişiyle karşılıklı gör, görüyorum seni partnerin de olabilir ama sen artık sana verilen zararı küçültmüşsün enerji olarak Gözlerinizin da olduğu çok net bir şekilde açtığınız bir durum asker gibi şuradaki gibi ya Yani şimdi şurada şurada bir güçlü duruşunuz var ya arkadaşlar. Bak burada da güçlü duruyorsun iş yeriyle. Şurada da güçlü duruyorsun ama ev ile ilgili konularda. Hane içerisinde 3 kişisiniz. Ortanızda, ortada siz duruyorsunuz bu hanede. Yani ister iki kişiyi ortaladığınızda orta yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Dur. İster e, ne diyelim ona. Yani benim size söyleyebileceğim şey şu. Gerçekten ee, diyebilirim ki size hani çok gücünüze güç kattığınız için insanların gözünde artık dikkat çekir olmuşsunuz. Zaten e, insanların yani şöyle çevrenizdeki insanlar kendisinden güçlü insanlardır haz etmeyen haset görseldiler. Mesela aileyle ilgili olan kısmı özellikle bakıyorum. Yani sizin burada aileyle ilgili de mücadele ettiğiniz bir dönem net var burada zaten. O yüzden aldığınız imzalar milletin gözünde kalacak. Yani daha önce sizin hakkınızı, tarlanızı sürerken gıkları çıkmayan insanlar, size 5 kuruş para vermeyen insanlar. Şimdi siz tarlanızı aldığınız için böyle bir harekete geçesi gelir. İşte kör ölür de badem gözlü olur mantığı. Tam da buradaki insanlar için geçerli bir şey var. Çünkü orada bir hareketliliğe bağlarlar mı? Bağlarlar açıkçası ama size zararı gelir mi deseniz? Hayır derim. Ee, bunun dışında kesinlikle şey var mesela iş yerinde de ayaklarına takılıp da beni de alsana ya ne olur diyen biri var ve siz asla almıyorsunuz. Bu da size zamanında yanlış yapmış bir insanın affını kabul etmemek değil bu. Yalvarıyor o insan beni de al götürsene yap diye. Hani bir de <laughs> bir de pişmiş yani öyle düşünün. Baya bir de şey yapıyor. Size ee, köstek olduğu yetmemiş. Bir de bana fayda sağlasana. Girdiğin iş beni de alsana pişmişliği var burada. Anlatabildim mi? Baya pişmiş pişmiş yani bu insan çok fena sevmiyorum. Bu kadar karaktersizce düşünceler ve yapıları, e, davranışları ama burada var. Onu söyleyebilirim. Yani arkadaşlar önünüzü ne açmışsınız. iş konusuyla alakalı. Ben burada size söyleyebileceğim şey şu. Ha, hakikaten ayağınızın altında aldığınız kişiler var ve kendi yolunuzdan emin bir şekilde ilerliyorsunuz. Daha ne olsun? Hane içerisinde de evet bir görüşme, bir barıştırma hali var ama yani zaten çekemiyorlardı dediğiniz için. Çok da böyle ya görüşesiniz azalmış ya sevesiniz azalmış ya da paylaşasınız bir şekilde azalmış. Çünkü al, alırsın paran varsa da miransınsa da sen alırsın demiş aslında burası. Evlilikle ilgili de gerçekten devam eden bence bir süreç var. Tam çatınız var ve sonrası birlikteliğinizin devamlılığını veriyor. Daha çok ailevi ortamlarda aklınız başırıcınız yani başınızda o var çıkmış. Ama rutininizde devam eder gibi durmakta İş ilgili bak birisini sen geride bırakırsın. O sana para başlangıcı sağlar, para kapısı sağlar. Biri işten çıkar sen çok üzülürsün. Ah ne yapacağım dersin. İyi ama yeni gelecek olan kişi sana hangi kapıyı açacak bakalım. Baktı ki öyle bir fırsat yakalatmanı sağladı ki yani en yakın işinizin en iyi müşterisi ol verecek yani ki öyle güzel bir müşteri bağlayacak ki belki de falan filan diyeceğim. sen para başlangıcın var önünde. Doğru yoldasın. Devam et bakalım buradan demiş burası. Şimdi hane içerisindeki görüşmeyi yeğlemi yani artık yeter dediğin insanlar var. Tosum kralı, Oğlak burcu, Boğa burcu, Başak burcu 40 yaş üstü bir erkekle mücadele etmiş olduğun ya da zaten bu erkeğe güvendiğin belki de bilemiyorum. Hani mesajı bu. Güveniyor musun yoksa sana köstek mi var, destek mi var cevap sende. Bir erkekten olduğu kesin ama evlilikle alakalı olarak baktığımda da senin daha çok hakkını yediği konulara kafayı taktın. Çünkü evlilikle ilgili kısmı es yani akışta bırakmışsın ama akıyor zaten. Yani orada ekstrem bir durumda göremedim açıkçası ben arkadaşlar. Sadece görebildiklerimi de aktarmaya çalıştım tabii ki de. Bunu da dilimin döndüğünce yapıyorum. Dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eee şu şunu söylemeden edemeyeceğim. İlahi adalete teslim edin isterim. Er geç tecelli edecek. Bakın er geç tecelli edecek diyorum. Yani o yüzden her gün o kişiye bedduayla yaşamanız ne kadar sizi sağlıklı düşünen bireyler haline getirebilir ki. O yüzden diyorum ki siz siz olun. Kesinlikle bedduadan uzak kalmaya, pozitif düşünmeye ve kesinlikle umudunuzu yitirmemeye çalışın. Sağlık hele ki yerindeyse çok şükür. Yarınlardan bir şekilde çıkış kapıları bulacağız arkadaşlar. Öyle oluyor. Yani bir kişi elbette ki ne ile sınanırsa sınansın. Daha öncekileri de aşan kişinin ta kendisi. Siz değil misiniz? O yüzden diyorum ki işte yapmayın. Kendinizi baltalamayın. Güç var sizde bunu unutmayın. Belki biraz yorgunsunuz ama ayaklanma zamanı. Rabbim sağlıkla ilgili hem sınamasın inşallah, hem düşürmesin inşallah. Ama düşürürse diye de başımızdan da eksik etmesin dediğimiz bir enerji alanı değil mi orası? Çünkü mücadele eden bilir kolay değil arkadaşlar oralarda hayata tutunma çabaları. Yani eğer ki sağlığın yerindeyse çok şükür elhamdülillah yoluna devam edeceksin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de e, sabah akşam sizlerin sayesinde olduğunu teşekkürün en büyüğünü siz hak ettiğinizi unutmayın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.